Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır karınca videosu çekmediğimi fark ettim. Aslında geçen sene bir kış uykusu öncesi bir konu hazırlamıştım. Hatta içeriğinde sağ olsun bizim Discord sunucusundan bir arkadaş hazırladı. Oradan şu an izliyorsa buradan selam olsun ona da. Ben karıncalar konusunda çok aşırı tecrübeli değilim. 4-5 sene oldu galiba ama karınca bakmaya başlayalım ama yine dediğim gibi asıl bilgim sürüngene dayanıyor. O yüzden de karıncalar konusunda destek alarak bazen size videolar paylaşıyorum böyle. Bu arada video başlamadan önce şuradan abone ol tuşuna tıklayıp zili de tıklatırsanız çok mutlu olurum gerçekten. Kanalın devamı ve sizlere güzel videolar çıkartabilmem için bu gerçekten güzel bir motivasyon olur bana. O yüzden bekliyorum. Öncelikle sorumuza gelelim. Her koloni kış uykusuna yatırılmalı mıdır? Öncelikle şöyle bir bilgi dolaşıyor. 1 yaşını geçmemiş kolonilerin kış uykusuna yatırılması zorunlu değildir deniliyor. Ama aslında doğasında bunlar aykırı bir durum. Doğada onlar sürekli kış uykusunu görüyorlar. Hani doğada işte hava ısınmasın veya hava soğumasın gibi bir durum olmuyor. Her sene her koloni kış uykusunu görüyor. Ama evlerimize beslediğimiz canlılarda şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer yağ deposu uygun görüyorsak o canlıları da kış uykusuna yatırabiliriz. Ama dediğim gibi buradaki kriter yağ deposunun uygun olması. Ancak işte kraliçeniz var, yumurtası yok veya kraliçeniz yumurtası var, işçisi yoksa hani çok küçük kolonilerde belki bir sezon atlatabilirsiniz kış uykusunu. Ama dediğim gibi hani bu yine de doğaya aykırı bir durum olduğundan çok fazla tavsiye edilmiyor hobiciler tarafından. Kış uykusuna nasıl yatırılmalıdır peki? Bu konuya gelirsek de öncelikle sıcaklık kesinlikle ani değişim olmamalıdır. Hani atıyorum koloninizi 25 derece ısıdan alıp 5 dereceye dolaba veya işte serin bir yere bir anda koymayın. Çünkü ani sıcaklık değişimleri koloninizde strese yol açacaktır. Bu da ani kayıplar da sonuçlanabilir veya kraliçenizi bile kayıp edebilirsiniz bu durumlarda. O yüzden ısıyı yavaş yavaş düşürmeniz gerekiyor. Tabii bunda birçok yöntem var. İşte önce camın kenarına koyarsınız. Hani güneş görmeyecek şekilde camın kenarına koyarsınız. Biraz ısıyı düşürürsünüz. Sonra bir balkona koyabilirsiniz. Yavaş yavaş buzdolabına koyabilirsiniz. Veya inkübatörünüz varsa inkübatörünüzü de dereceyi yavaş yavaş düşürerek bu uykuya yatırma pozisyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Kış uykusundaki sıcaklık değerleri türlerine göre değişebilir ama ortalama bir cevap vermek gerekirse 3 ile 14 derece arasındaki sıcaklıklar normal bir koloninin kış uykusu için yeterli sıcaklıklardır. Tabi siz yine türüne göre, elinizdeki türe göre araştırırsanız bu daha sağlıklı olacaktır tabi. Peki kış uykusuna ne zaman yatırmalıyım derseniz, tarihleri nelerdir kış uykusunun diye sorarsanız aslında buna net bir cevap vermek pek mümkün değil. Çünkü kış uykusu zamanları coğrafyaya, iklime, bölgeye göre değişiklik gösteriyor ve türe göre değişiklikler gösteriyor. Ama yine genel olarak konuşmak gerekirse bu videoda Kasım başı veya ortası gibi başlayıp Mart ortası, Nisan başına kadar devam edebilir bu kış uykusu süreci. Kış uykusuna yatırmadan önce mesor türü besliyorsanız tohum verebilirsiniz. Tabi tohumun yanında yine canlı yem de vereceksiniz yağlanması için koloninizin. Ve diğer işte tohum olmayan böcekçil türlerde de sonbahar aylarında koloninizin yağlanması için bol bol böcek verin. Böcek takviyesi yapın ki koloniniz sağlam güçlü olsun ve kış uykusunu rahat bir şekilde atlatsın. Kış uykusunda da kolonileriniz biliyorsunuz çok fazla hareket etmeyecektir. Genelde ufak hareketler yapacaklardır. Kış uykusunu atlattıktan sonra güzel bir şekilde yumurtalarını bırakıp daha sağlıklı büyümeye yol açacaktır bu kış uykusu. Biraz da bu yüzden zaten yatırılıyor kış uykusuna. Büyümeyi ve daha çok çoğalmayı teşvik ediyor bir nevi doğal olduğu için. Yani zaten bizim amacımız da biliyorsunuz canlıları beslemekteki doğayı taklit etmek. Bunun dışında yine koloninize şekerli su takviyesi yapabilirsiniz kış uykusu öncesi. Ama kış uykusuna girdiğinde herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Peki kış uykusu yapma süresi ne kadar olmalı derseniz de bunun yine koloninizin durumuna bağlı. Koloninizin yağ kaynaklarına güveniyorsanız 1-1,5 ayda yatırabilirsiniz. Veya biraz daha kısa tren diyorsanız 10-15 gün içinde yatırabilirsiniz. Tabi yine kış uykusundan çıkartırken de yine bir anda ısıyı 5 dereceden 25-30 dereceye çıkartmayın. Yine kademeli olarak yükseltmeniz gerekiyor. Ve bunun için de işte sizin artık kendiniz bir ısı sistemi oluşturmanız gerekiyor. Hani uzaktan bir ampul tutarsınız belki. Onu yavaş yavaş yaklaştırarak bu kış uykusundan uyandırma modunu sağlayabilirsiniz. Evet, bu video bu kadardı. Sadece karınca hobisinde yeni olanlar için kış uykusunda ne yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsetmeye çalıştım kısaca. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Katıl butonundan destek olabilirsiniz ayrıca. Videoyu beğeniyorsanız like atabilirsiniz. Discord sunucunuz var, ona gelebilirsiniz. Ve kendinize iyi bakabilirsiniz. Buna en sonuncu yapın yani. Diğerleri çok önemli değil de kendinize her zaman iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.